istersen seni Leyla'na kavuşturabilirim. Ha, yok ya, öyle büyük bir problem yok yani aramızda. Hidayet babasının dükkanını aldı diye öyle hop diye kucağına atlayacak bir durumda değil ya. Öyle bir kız değil yani sonuçta Leyla. Kastettiğim o değildi ki. Seni Leyla'ya değil, Leyla'na kavuşturabilirim. Anlamıyorum ki yani. Sen buyurun, buyurun, aşık mısın? Leyla, açık ol, aşık mısın sen böyle? Ha? Benle vakit mi geçiriyorsunuz? Ne yapıyoruz yani? Niye beni oyalıyorsunuz? Ya beni, ya ömrümü niye yiyorsun o zaman yani? Sen bu herifi ömrüye mi geldin burada? Her şeyi anladım abi. En başından beri kocaman bir boşluğun içindeyim. Dediğim gibi çabalıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ne o boşluktan kurtulabiliyorum. Ne o boşluğu doldurabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Mecnun. Sürekli oyunlar. Mecnun. Artık bu oyunu bozamam ki. Mecnun. Unutmak istediği şeyleri en derine gömer. Evet. Ondan kimseye bahsetmez. Evet. Böylece bir daha onu asla hatırlamayacağını sanır. Evet. Ama tüm o gizli anılar bir gün gizlendiği yerden çıkar. Evet. Ve karşısına dikilir. Evet. Sonra da ne yapacağını bilemezsin. İstersen sana yardımcı olabilirim. Çaresiz dostum. Bir şey soracağım. Sen nasıl girdin abi? Nasıl yapacağız? Çözebileceğiz mi bu ses meselesini? Geçmişle yaşamak zordur genç dostu. Yorar insanı. Tüm o sesleri dindirmek, geçmişi silmek anlamına gelir. Bu kadar çok mu istiyorsun geçmişi silmeyi? Hayır yok, yani geçmişi silmek gibi bir isteğim yok da benim. Ben bu seslerle yaşayamıyorum. Yani hayatıma devam edemiyorum bu şekilde. Bir şeye böyle tam odaklanamıyorum yani. Konuşurken bir anda kafamın içinde o sesler başlıyor böyle. Benimle beraber konuşmuyor. Anlamıyorum ne dediğimde. Böyle gündelik hayatım perişan ediyor yani. O açıdan dedim. Ondan bir kurtulsam her şey çok güzel olacak da. Ben eskiden gece yatarken falan oluyordu. Şimdi normal gündelik senle konuşurken mesela olabiliyor yani o şekilde. Bir de duyduğum ses de hep kendi sesim. Hep söylediğim şeyleri duyuyorum. Başka birinin sesini duysam yine oturup dinleyeyim ama bu şekilde olmayınca tabii. Sen sevdiğin birinin sesini unutmak ne demek bilir misin? Gayet iyi bilirim. Ama senin de bilmen gereken bir şey var. Geçmiş silmek zorunda değilsin. Allah'ım ya. İstersen tüm o güzel anları yeniden yaşamana yardımcı olabilirim. Nasıl? Evet dostum. Leyla ile olan tüm anları. Tüm anıları yeniden canlandırabilirim. Ama daha önce çok daha önemli bir konu. Seviyorum seni be! Çakak gibi seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum ben sana Leyla. Ay bu neymiş ya? Ne konuştuğumu da duymuyorum ya. Ne diyorum acaba? Şu anda ne diyorum kim bilir ya? Ne bekliyorsun? Ne yapmışsın? Ya ellerine sağlık. Allah kahretmesin. Ne oluyor? Kendi sesini duymuyorum. Ne dedim? Abi hiç anlayamıyorum şu an. Hiç anlaşılmıyor. Karışık sesler. Ne? Sürekli bir oyun. Vakit. Ya valla çok. O kadar yoruldum ki böyle. Kafam kuruyorsa. Abi anlayamıyorum. Artık oyun oynamayın. Vakit diyorum, vakit. Geldi. Kim geldi? Vakit. Hadi sen. Kalk gidiyoruz. Kalk. Nereye gidiyoruz? Hadi abi. Nereye? Hadi abi. Duymuyorum. Allah. Hadi abi ya. İşte geldik. Bu kapının ardında düş dediğin, hep olmak istediğin yer var. Aziz dostum.
mutluluğa ulaşmak için insanları tozlu yollardan geçmesi gerekiyor tabii, hani o bakımdan. Yuh. İşte hocam, gidince geri gelemiyor muyuz acaba? Bu kapıdan geçersen bir daha asla geri dönemezsin. Zaten dönmek de istemezsin. Sana sonsuz huzur ve mutluluk vaat ediyorum. Geç dost. Anladım. Ne o? Düşüncelisin. Beğenmedin mi teklifi? İnsan maziyi ne kadar özlerse o kadar acı çeker. Çünkü bir daha geri dönmeyeceğini bilir. Seni bu çektiğin acılardan kurtarıyorum. Yarın dostum. Bak sakın inkar etme. Her geçen gün özlüyorsun onu. Her geçen gün daha derine gömmeye çalışıyorsun. Bunu yapma. Git. Ve sonsuz mutluluğun tadını çıkar. Bu kadar kararsız olma. Kararsız değilim ya. Kararsız değilim. Yani ben kararsız bir insan değilim anlamında demedim de yani. Şu anki kararsızlık değil. Kararsızlıktan biri ölecekse eğer o ilk ben ölürüm de yani. O kadar. Şu an ne yapacağımı çok iyi biliyorum ben. Ben... Ben iyiyim ya böyle. Ben memnunum ben bu hayattan. Mutluyum ben şu an. Sen kendini kandırıyorsun. Bilmem. Belki de öyledir. Ama en azından bir şeyi becermişim işte. Eyvallah ya. Valla. Nasıl düşünmem gerektiğini öğrettin bana. Sağ ol. Rica ederim sevgili dostum. Eğer ihtiyacın olursa anahtarı nerede bulabileceğini biliyorsun. Birine tüm geçmişini anlatmak, ona seni seviyorum demekten daha zordur aslında. Bazıları işte bunu yapar. Sevdiğini söyleyemez belki. Ama alır tüm geçmişini avucuna bırakır.